suya hemen tuz ilave ediyorum. Al dente olacak şekilde haşlayacağım. Yani biraz böyle fazla pişirmek istemiyorum. Daha sonra süzdüğüm zaman hafif dişe geliyor bir kıvamda olmasını istiyorum. Hemen alalım. Yaklaşık 250 gram kadar kullanıyorum. Bu benim böyle mesela hafta sonları canım böyle pratik ama lezzetli bir menü çekiyor. O zaman çok yaptığım bir yemek. Artık makarna tamam. Ben de makarnayı süzeceğim. Önüme tavayı aldım. Altını açıyorum. Biraz ayçiçek yağı. Biraz da tereyağı ekleyeceğim. Şimdi ilk adımda mantarları kavuracağız. Sarımsakları rende de olur. Böyle benim yaptığım gibi doğru edebilirsiniz. Şöyle tavaya alıyorum. Tavanın altını da iyice kıstım. Benim bu gözdeki ateşim oldukça harlı. Sarımsağı ya da tereyağını yakmak istemiyorum. Ondan mümkün olduğunca kısık ateşte, hatta çok kızdığını görürsem kenara bile alabilirim. Sırada mantar. Önce kekiği de atıyorum, taze kekiği. Bu istiridye mantarını ben kullanmayı çok seviyorum. Onun dışında porçini olabilir. Evde kuru porçini varsa onu biraz suyla beraber canlandırıp ondan sonra ekleyebilirsiniz. Hop, mantarları da tavaya alıyorum. Şu mantarın böyle hızlıca bir sotelenmesini, hızlıca renk almasını istiyorum. İsterseniz bu aşamada tavaya biraz daha yağ ekleyebilirsiniz. Ama daha sonra yemeğe krema da ekleyeceğimiz her zaman için aklınızda olsun. Sosa krema da ilave edeceğiz. Şimdi mantarların güzelce sotelendiğini gördüğüm zaman kremayı ilave ediyorum. Makarnayı ilave ediyorum. Biraz pul biber ekleyeceğim. Tuz. Karabiber. İnanılmaz yakışıyor. Şimdi tuzu çok fazla eklemedim. Çünkü biraz içine pecorino peyniri olabilir, parmesan peyniri olabilir, manchego peyniri olabilir. Böyle hafif tadı biraz daha yoğun olan bir peynir çok yakışıyor. Ondan ilave ettim. Her şeyi güzelce karıştırıyorum. Üzerine tabii servis esnasında biraz daha koyacağım. Üzerine biraz daha pul biber, biraz da peynir ekleyebiliriz.